Başlangıç olarak birkaç noktaya özellikle vurgu yapmak istiyorum bütçe konusunda. Bu bütçeyi 3 başlık altında nitelendirmemiz mümkün olur. Bir tanesi güvenlikçi bir bütçedir. Harcamaları, güvenlik harcamalarını olağanüstü arttırmıştır. İkincisi ifrat, israf bütçesidir. Üçüncüsü de faiz bütçesidir. Şimdi teker teker bakacak olursak güvenlikçi bütçe dememizin nedeni Jandarma, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı gibi ağırlıklı olarak güvenlik ve savaş konularına ayrılmış olan ödenekler 40 katrilyondan 120 katrilyon civarına çıkarılmıştır. Bu önümüzdeki dönemin esas harcamalarının ne olacağını gösteren bir veridir. Kamu hizmeti, sağlık, eğitim hizmeti gibi alanlara ayrılan paylarda önemli bir artış yokken güvenlik alanında ki bu artış son derece dikkat çekicidir. Yani iktidar S-400'ler, F-35'ler, SİHA'lara yatırım yapmayı esas itibariyle savaş politikalarını içeride ve dışarıda sürdürmeyi 2019 yılı içinde öngörmüştür. Bu bütçede tarım destekleri çok düşüktür. Çiftçi, küçük üretici kesinlikle göz ardı edilmiştir. İşçi memur ücretlerindeki artış çok düşüktür. Kesinlikle göz ardı edilmiştir. Birinci özelliği budur bütçenin güvenlikçi olmasıdır. İkincisi israf bütçesidir. İsrafın en tipik, en açık göstergesi saray harcamalarıdır. Saray harcamaları iki katından fazla artırılmıştır. %230 civarında. Tabii yani bu örtülü ödenekte dahil değildir üstelik bu saray harcamalarına. Yazlık saray, uçan saray böyle devam etmektedir. Tam teşekküllü hastanesi olan bir uçan saraydan sonra yazlık sarayı yaptıranlar da tabii ki %230 en az artırımı öngörmüşlerdir. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Bakın karşılaştırma yapmak gerekirse bugünkü kurlarla karşılaştırma yapmak gerekirse çünkü kurlarda oynama hala devam ediyor, stabil bir hale gelmemiştir. Türkiye'de asgari ücretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ücreti karşılaştıracak olursak aylık açısından asgari ücretlinin 30 katını almaktadır Cumhurbaşkanı Erdoğan. %24 zam yapılmıştır kendi bütçesine. Bu konuda tek adam olmuştur. Enflasyona karşı kendisini ezdirmeyen tek adam haline gelmiştir. Mesela Almanya'ya bakacak olursak Almanya şansölyesinin maaşı asgari ücretiyle karşılaştırılacak olursa sadece 12 kat fazla almaktadır. Şimdi bakalım TÜFE %24,5 oldu. Önümüzdeki ay hangi oranda artacak onu da göreceğiz. Ama aynı zamanda bir yıl içinde inşaat işçilerinin maliyeti, inşaatlardaki işçi maliyeti %17 artmıştır. Yani kesin bir yoksullaşma bu ayın verilerinde de net olarak işçiler, emekçiler açısından görülmektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na. Fedakarlıktan söz ediyorsanız, Türkiye'deki ekonomik kriz karşısında tasarruf yapılmasından söz ediyorsanız, önce kendinizden başlayacaksınız. Gelin fedakarlık yapın, kapatın sarayı, Çankaya'ya geri dönün. Geçen gün kabul yapmışsınız uzun zamanlardan sonra. Orada oturmaya devam edin. Saraya harcanan bu paralar, bütçede ayrılan bu ödenekler kesinlikle israf ekonomisinin çok net göstergesidir ve Türkiye'de böyle bir kriz yaşanırken bu bütçe kalemi asla kabul edilebilecek bir kalem değildir. İnsanın biraz sıkılması, biraz rahatsız olması gerekir. Üstelik buna onay veren, el kaldıracak olanların da biraz sıkılması gerekir. Ama önümüzdeki günlerde bu tartışmaları da yapmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı oldu biliyorsunuz. Ve nihayet Merkez Bankası yaptığı çok utangaç açıklamalarla enflasyon eşliğinde küçülmenin var olduğunu, yani krizin var olduğunu söylemiş oldu. Çok utangaç da olsa söylemiş oldu. Bütün veriler bu krizin derinleşmekte olduğunu gösteriyor ne yazık ki. Reel sektör güven endeksinde aşağı gidiş devam ediyor. Tüketici güven endeksinde
Eylül'e göre 2 puan azalma oldu. Bir yıl öncesine göre 10 puan azalma oldu. Yeni ekonomi programındaki büyüme hedefi 2018 için %3.8'di. Tutmadı ve veriler gösteriyor ki önümüzdeki günlerde açıklanacak olan veriler de bunu teyit edecektir. Bu büyüme hedefi %2 civarında olacaktır en çok. Dolayısıyla o programdaki hedefler de tutmamış oldu. Şimdi bütçe tartışmalarında dikkat çekmek istediğimiz bir diğer konu var. O da varlık fonu ile ilgili. Şimdi denetim raporu, varlık fonunun denetim raporu gizli damgasıyla gelmiştir. Birincisi, varlık fonunda ne vardır? Türkiye'nin uzun yıllar boyunca işçilerin, emekçilerin, Türkiye halkının alın teriyle, fedakarlıklarıyla oluşmuş olan çok büyük şirketler vardır. Bu Türkiye'nin şirketlerini, durumunu kimden gizliyorsunuz? Neden denetim raporu gizli oluyor? Bu da yetmemiş. Komisyon başkanı varlık fonu tartışmalarının gizli toplantıyla, gizli oturumla yapılmasını talep etmiştir. İtirazlar sonucunda toplantı yarıda kesilmiştir. Neyi gizliyorsunuz varlık fonu tartışmalarında? Niye basının izlemesini istemiyorsunuz? Neden haber yapılmasını istemiyorsunuz? Gizlediğiniz şeyin ne olduğu belli değil mi? McKinsey ile yapılmış olan anlaşmanın 1 Şubat 2017'ye kadar geriye gittiği ortaya çıkmıştır. Yine bu denetim raporunun içinde yer alan bir belgeye göre. Bunu geçenlerde meclis kürsüsünde de söyledik. Yani 1 Şubat 2017'den bu yana McKinsey ile yapılan bir çalışma vardır. Yeni değildir bu çalışma. Bunları gizliyorsunuz. Türkiye ekonomisini bu duruma getirmiş olan McKinsey ile yapılmış olan anlaşmalardır. Onların önerileridir. Onların sayesinde bu hale gelmiştir Türkiye ekonomisi. Ama siz hala bunun halk tarafından görülmesini istemiyorsunuz. İşte varlık fonu tartışmaları konusunda da bir kez daha vurgulayalım ki bu tartışmalar açık olmalıdır, gizli oturumla yapılmamalıdır ve McKinsey gibi bütün veriler halk tarafından izlenmelidir, görülmelidir. Ekonominin nasıl bu hale geldiğini ve önümüzdeki dönemde de nasıl daha ciddi krizlerle karşı karşıya kalınacağının anlaşılması açısından bu çok önemlidir diye düşünüyoruz. İkinci değinmek istediğim konu Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik yerel seçim operasyonları devam ediyor. Bugün sabah itibariyle Kars'ta bir gözaltı operasyonu başlatılmıştır. Aralarında eski vekillerimizin de olduğu arkadaşlarımız gözaltına alınmışlardır. Tam verileri bugün içinde basınla paylaşacağız. Bunlar yerel seçim operasyonlarıdır, biliyoruz. Yerel seçim tutuklamalarıdır, biliyoruz. Halkların Demokratik Partisi'nin yerel seçimdeki çalışmalarını engellemek üzere yapılan operasyonlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü kayyum atadınız, tutmadı. En son muhtarları, 259 muhtarı görevden aldınız, tutmuyor. O da etkili olmuyor. Gözaltılar ve tutuklamalar yapmaya devam ediyorsunuz. Daha birkaç hafta önce Diyarbakır İleş Başkanımızın da arasında olduğu birçok arkadaşımız tutuklandı. O da tutmuyor. Çünkü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi'nin yerel seçim çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Şimdi bakın, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizin kayyum atadığınız belediye eş başkanlarımızla ilgili olarak söylüyorum bunu. Hiçbir tanesiyle ilgili bir yolsuzluk iddiası mahkemelerde dosyalara girmemiştir. Hiçbir yolsuzlukları yoktur belediye eş başkanlarımızın. İkincisi, daha kaynak aktarılıyor iddiaları tamamen mesnetsizdir. Hiçbir belge yoktur. Hiçbir duruşmaya, hiçbir dava dosyasına bu konu gelmemiştir. Tamamen mesnetsizdir. Yalan iddialardır bunların hepsi. Peki ama atadığınız kayyumlar ne yaptı bu süre boyunca? Baktığınızda yolsuzluk yaptılar. Atadığınız kayyumları yolsuzluk nedeniyle geri aldınız. Talan yaptılar. O belediyenin, o ilin çeşitli değerlerini, arazilerini kendi yandaşlarına peşkeş çektiler. AKP'lilere peşkeş çektiler. Bakın, belgeleri ortaya çıktı çeşitli ilçelerde. Daha da var.
Bunu da yaptılar. Yani kayyum politikanız tamamen fiyasko bir politikadır. Peki bir noktaya daha değinmek istiyoruz. Bakın dürüst davranın. Dürüst davranın ve gerçekten insanların yüzüne bakarak konuşabilecek duruma gelin. Neden mi böyle söylüyoruz? Geçen gün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ANT tartışmalarında dedi ki ben de Türk'üm ama Türkçülük yapılmasına karşıyım. Peki kayyumlar ne yaptı bu süre boyunca? Bakın kayyumlar ne yaptı? Birkaç noktaya değineyim ben. Kürt tarihinden gelen ve Kürt kültüründen gelen çeşitli yerlere verilmiş olan isimleri kaldırdılar. Sokak isimleri, çeşitli binalara verilmiş olan isimleri kaldırdılar. Neden? Kürt tarihinden ve Kürt kültüründen gelen isimlerdi bunlar. Kürtçe eğitime, anaokulu ve kurslarda eğitime son verildi, kapattılar belediyelerin yaptıkları çalışmaları. Kürtçe tabelalar indirildi. Kadın kurumları kapatıldı. Belediyenin yardım ve dayanışma kurumları kapatıldı. Yani genel olarak baktığımızda Kürt kültürüne, Kürt tarihine, Kürt politikasına yönelik sadece Kürt halkının iradesine değil, seçimlerde oy vererek yönetici belirlediği insanlara değil, aynı zamanda tarihine ve kültürüne yönelik de büyük bir gasp ve saldırı politikası yürütülmüş. Kim yürüttü bunları? Kayyumlar yürüttü. Kayyumları kim atadı? İçişleri Bakanı aradı. İçişleri Bakanı kime bağlı? Cumhurbaşkanına bağlı. Türkçülük yaptınız mı? Yapıyorsunuz. Türkçülüğün alasını yapıyorsunuz. Öyle çıkıp da ANT tartışmalarında ben Türkçülük yapmıyorum diye konuşmayın. Çünkü bu doğru değil. Bu doğru değil. Hani bir örnek daha vereceğim. Çok yeni bir örnek. Çok yeni bir örnek. Van'da kömür dağıtımı organize ediliyor. Özalp'ta. Özalp Kaymakamlığı bünyesinde olan Özalp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çok sayıda aileye emniyetin yaptığı güvenlik soruşturmasından geçmedikleri için kömür yardımı yapılmadığını belirtmiştir. Biz bu ailelere baktık kimler olduğuna. O ailelerin hepsi HDP'ye oy vermiş aileler. Yani HDP'ye oy vermiş olan insanlara devlet diyor ki ben sana sosyal yardım da yapmıyorum. Kömür de vermiyorum diyor. Ya Kürt halkını açlıkla terbiye edemediniz. Şimdi soğukla terbiye etmeye çalışacaksınız. Olmayacak. Bu da olmayacak. Bu sosyal yardımları siz kimin bütçesinden yapıyorsunuz? Halkın vergileriyle, o halkın ödemiş olduğu vergilerle oluşuyor sosyal yardımlar, o fonlar. Siz kimin parasını kime vermiyorsunuz? Bu kadar büyük bir ayrımcılık, bu kadar büyük bir siyasi nefret olabilir mi hiç? İşte alın size bir Türkçülük daha. HDP'ye oy verene kömür yok. Şimdi bir kez daha vurgulayalım ki bu yerel yönetim tutuklamalarıyla da, yerel seçim tutuklamalarıyla da ilgili olarak bütün bunları toparlayacak olursak bir kez daha vurgulayalım. Bakın siz açlıkla ya da soğukla halkı terbiye edemezsiniz. Ya da kaldırım ve beton hediye ederek halkın kendi kimliğini, kendi iradesini, kendi ana dilini, kendi kültürünü yok saymasını bekleyemezsiniz. Bunlar çok açık ve net olarak yerel yönetim seçimlerinde yansıyan sonuçlarla bir kez daha görülecektir. Biz bu konuda çok kararlı ve ciddi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu her Kürt suçludur anlayışından bir an evvel vazgeçerseniz, normalleşme yaşarsanız bütün toplum ve ülke için faydalı bir iş yapılmış olur. Bir diğer değinmek istediğim nokta, bununla da bağlantılı aslında, emeklilikte yaşa takılanlar meselesiyle ilgili. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtardı. Emir komuta zinciri içinde ikinci oylamada oy vermeyerek emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin o mağdurların haklarını almasının önünü bir kez daha kesmiş oldu. Şimdi elbette ki kamuoyunda büyük bir tepki oluştu. Elbette ki. Yani milliyetçi seçmende de büyük bir tepki oluştu. Bu çok açık. Peki şimdi bu tepkiyi nasıl bastıracak MHP? Emir komuta zinciri içinde AKP'ye bağlı olduğunu nasıl gizleyebilecek? Bunu örtmek için yeni bir icat buldular. Dediler ki
HDP ile yan yana durmamak için, biz evet oy verdik ya emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. HDP ile yan yana durmamak için biz oy vermedik dediler. Yani siyaseti tam bir komediye dönüştürdünüz. Mesela biz yarın desek ki Bahçeli çok iyi bir liderdir. Siz Devlet Bahçeli'yi MHP'nin başından alacak mısınız? İndirecek misiniz? Yani biz bu konuda, yani emeklilikte yaşa takılanlar konusunda, mağdurlar konusunda son derece kararlıyız. Bu konudaki her türlü çalışmaya destek vereceğimizi açık ve net bir şekilde söyledik. Ama siz emeklilikte yaşa takılan mağdurlar üzerinden onları malzeme ederek Adalet ve Kalkınma Partisi ile yerel yönetim seçimleri pazarlığı yapıyorsunuz. İşte bu göründü. Ve bu tepkilerin de sonuçları olacaktır. Savaş koalisyonunu kurmuş olanlar Türkiye'yi dış politikada çeşitli çatışmaların içine sürüklemiş olanlar, Türkiye'nin iç politikasını kutuplaşma, güvenlikçi siyaset, gerginlik ve çatışma üzerine inşa etmiş olanlar, barışı savunan Halkların Demokratik Partisi'ne dil uzatmamalıdır. Bunu bir kez daha söylemiş olalım. Son olarak değerli basın emekçileri, dün 3 kanun teklifi verdik. Önümüzdeki günlerde de bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bir tanesi mevzuattaki ve yürürlükteki çeşitli antidemokratik uygulamaları değiştirmek üzere olan bir kanun teklifidir. Demokratikleşme anlayışıyla verilmiştir. 41 maddeden oluşmaktadır. Diğeri geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin açığa çıkarılması meselesiyle ilgili bir kanun teklifidir. Üçüncüsü de demokratik cumhuriyetin inşası için bir komisyon kurulması doğrultusundaki bir kanun teklifidir. Toplam 59 maddeden oluşmaktadır. 28 kanun ve uluslararası sözleşmelerde değişiklik önermektedir. Halkların Demokratik Partisi bir kez daha Türkiye'nin demokratikleşmesi için, Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların sona ermesi için, Türkiye'deki gidişatın her gün daha fazla tek kişi yönetimiyle, her gün daha fazla faşizan uygulamalarla donanmış olan bu gidişatın durdurulabilmesi için meclisteki partilere bir kez daha çağrı yapmıştır. Türkiye'nin demokratikleşmesi için adım atılması doğrultusunda, siyasi bir iradenin ortaya çıkması doğrultusunda bir kez daha çağrı yapmıştır bu teklifleriyle. Bunları da önümüzdeki günlerde konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Kısaca bugünkü basın toplantısında değinmek istediğim konular bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa onu alayım. Buyurun. Efendim, biraz önce de siz işte kayyumlar konusunda, yolsuzluk konusunda bir vurgu yaptınız HDP'ye yönelik. Bir de AK Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Hayati Yazıcı ile Melih Gökçek arasında yaşanan bir tartışma. Hayati Yazıcı, Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye değil dedi. Gökçek meydan okudu. Aslında orada sanki bir suç, bir yolsuzluk mu ima etti? Ne demek istedi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi tabii ne ima etmek istediğini kendisine sormak lazım ama şunu net olarak söyleyebiliriz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı belediye başkanları kimisi şantaj, kimisi tehdit, kimisi zor yoluyla, kimisi ikna yoluyla diyelim istifa ettirilmişlerdir. Bu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da bunların arasındadır ve çok tuhaftır. Bunlar hakkında herhangi bir hukuki soruşturma, herhangi bir dava, herhangi bir iddianame yoktur ortada. Biz o günden beri bunu hep soruyoruz. Eğer bunlar istifa ettirilmesi gereken belediye başkanları idiyse haklarındaki suçlamalar nelerdir? Neden herhangi bir dava açılmıyor? Neden soruşturma yapılmıyor? Demiştik o günde. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Dolayısıyla iktidarın aslında yapması gereken bu istifa ettirdiklerinin hakkında ne varsa suçlama, diyelim FETÖ'cü oldukları mı, yolsuzluk yaptıkları mı, usulsüzlük yaptıkları mı, bunların hepsini ortaya dökmesidir. Ama onlar kirli pazarlıklarla bu istifaları sağlamayı ve gerçeklerin açığa çıkmaması için herhangi bir soruşturma açmamayı yeğlemişlerdir. Bugünkü tartışma da onun devamıdır aslında. Bir kez daha söyleyelim. Yani ne varsa bunlar hakkında mutlaka soruşturma yapılmalıdır ve hukuk önünde hesabını
vermelidirler. Yerel seçimlere giderken bunları hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz tabii. Kimse unutmayacak bunu. Hiçbir seçmen, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, bunları unutturur muyuz? Neden istifa ettiler? Neden istifa ettirildiler? Arkasında ne var bunun? Bunları konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Onlar da iktidarın kara noktalarıdır aslında. Aydınlanması gereken kara noktalarıdır diye düşünüyorum. Buyurun. Efendim, yerel seçimler yaklaştıkça ittifak tartışmaları da her geçen gün daha da çok artıyor. Sizin CHP ile ittifak yapıp yapmayacağınız tartışılıyor. Bir de İstanbul için Celal Doğan adı konuşulmaya başlandı bugünden itibaren. Ne söylersiniz? Şimdi daha evvel de bunu söyledim. Bugün de söylemeye devam ediyorum. Bizim CHP ile herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. Ve ittifak konusunda ise yaklaşımımız Batı açısından baktığımızda en geniş demokrasi ittifakının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yerellerdeki bütün sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, siyasi partiler, yurttaş girişimleri, yöre dernekleri, herkesin birlikte hareket etmesi gerektiğini, bugün toplumsal muhalefet safında yer alan, iktidar karşısında muhalefette olan bütün kurum ve kuruluşların yerel seçimlerde sandıkta ittifak yapması gerektiğini özenle vurguluyoruz ve çalışmalarımız da bu yönde. Ama herhangi bir siyasi partiyle şu ana kadar herhangi bir resmi görüşmemiz yoktur. İkincisi, Celal Doğan ismini ben de bu sabah sizin gibi basından duydum. Zaten haberi de okuduğumuzda yani bizim partimizin herhangi bir yetkili kurulunda konuşulmuş bir isim olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca acaba HDP merkez kurulları bu konuda ne diyecek diye de haber bitiyor. Nasıl haber olduysa bu. Yani biz bunu değerlendirir mi bizim merkez kurulumuz bilmiyorum ama bizim şu ana kadar sadece İstanbul için değil, yani bütün Türkiye ve Kürt illeri içinde herhangi bir isim telaffuzumuz olmadı. Çünkü daha o aşamaya gelmedik. Çalışmalarımız evet sürüyor, toplantılarımız, halk toplantıları devam ediyor. Çeşitli örneğin Kürt partileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün yine bir görüşme olacak Diyarbakır'da. Dolayısıyla biz en geniş ittifakın her alanda yapılması için mücadeleye devam ediyoruz. Ama daha henüz isim belirtme safhasına geçmedik doğrusu. Aday adaylıkları yeni bize ulaşmaya başladı. O konuda çalışmalarımız önümüzdeki haftalarda elbette ki olacak. Ama henüz isim telaffuz edecek bir durumda değiliz. Çok net olarak bunu söyleyebilirim. Tamam, başka bir sorum da olacak. Yarın İstanbul'da önemli bir zirve var. Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderleri bir araya geliyor ve Suriye konuşulacak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yarınki bu toplantıyı? Şimdi genel olarak bizim Suriye konusundaki tutumumuz biliyorsunuz hep çok açık oldu. O da şudur, Suriye'de yeni bir demokratik rejim inşasına ihtiyaç vardır. İç savaşın sona ermesine ihtiyaç vardır. Ve mutlaka Suriye'deki bütün tarafların masa başında oturarak, müzakere ederek Suriye'nin sorunlarını artık kansız ve savaşsız bir şekilde çözmesi, Suriye'nin demokratik bir rejime sahip olması için yeni bir anayasayla bu görüşmeleri taçlandırması gerektiğini hep söyledik ve bunu da savunuyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sonuç çıksın çıkmasın, savaşı sona erdirmek üzere yapılacak ve yapılmakta olan bütün görüşmelerin ve toplantıların biz elbette ki önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama bu konuda çeşitli güçlerin, Türkiye'deki iktidar dahil olmak üzere, ne yazık ki Türkiye Suriye'deki savaşı durdurmak konusunda çok kararlı ve ilkeli adımlar atmadığını görüyoruz. Ama biz bu konudaki politikalarımızı devam ettireceğiz. Yani Suriye'de barışın olması ve demokratik bir rejimin olması için atılan her adım iyidir. Ama bu konuda hakikaten dürüst, samimi olmak gerekir ve herhangi bir tarafı özellikle Suriye'nin kuzeyini, Rojava'yı da kastederek söylüyorum. Suriye'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, bütün halkları, Ezidi, Süryani, Hristiyan bütün halkları kastederek söylüyorum. Herhangi bir tarafı dışlama, masaya oturtmama çabaları Suriye'de barışa hizmet etmez, savaşın sürmesine hizmet eder. Bu konudaki fikrimiz çok nettir. Teşekkür ederim.